never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and- Adventure İstanbul'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok popüler bir motosikletle birlikteyiz. CF Moto 250 Esar'la birlikteyiz. Bu Esar iş arkadaşım Emre. Emre'ye ait, Emre Köse'ye ait. Emre yaklaşık kaç kilometredir sürüyordun Emre? Yaklaşık 12 bin kilometredir. Motonun ilk sahibiyim bu arada. Direkt sıfır aldım. Bütün bakımları ben yaptırdım. 12 bin kilometrede sürüyorum. Süper. Motorla ilgili zaten çok konuşacağız. Çok fazla detaya gireceğiz ama ben önce biraz seni tanımak istiyorum Emre. Emre kim? Merhabalar tekrardan. Ben Emre Köse. 27 yaşındayım. Yaklaşık 2-3 yıl arasında bir motor tecrübem var. Bundan önceki motorum Mondial Drift 125'ti. Bir tane S250 SR sahibi oldum. O zaman kara borsa veya işte stok sıkıntıları çok fazla yoktu. Ben bir hafta içerisinde sahip olmuştum motoruma. Diyebileceklerim bu kadar. Süper. Şimdi 250 SR aslında bizim ülkemizde çıktığı günden geldiği günden itibaren çok fazla tutulan ve özellikle 18-25 yaş arası genç kitlenin yüksek talebin olduğu bir motosikletti. Hatta bir aralar R25'ten bile fazla ilana sahipti. Kara borsa olmuştu. Ama 250 SR'ı 250 SR yapan şeylerden bir başkası da onun markası. Onun şu an altında bulunduğu grup CF Moto. CF Moto ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'de motosiklete binmiş binmemiş herkesin ufak da olsa bir fikri var. Fakat CF Moto'nun genellikle ismi çok da güzel anılmıyor. Son zamanlarda özellikle. Fakat biz burada motorun Emre'nin tecrübelerine bakarak bir karşılaştırma yapacağız. Evet bu konularda kullanıcı mağdur olmuştur ya da bu konularda bir problem yaşamamıştır diyeceğiz. Şimdi Emre bütün bu konular bir yana biliyorsun bizim bir konseptimiz var. Evet. Adventure İstanbul'da motosikletleri incelerken 4 temel unsur üzerinden ilerliyoruz. Bu 4 temel unsurdan ilki gidiyor mu? İkincisi dönüyor mu? Üçüncüsü duruyor mu? Dördüncüsü fiyat performans. Şimdi birinciden başlayalım Emre. Bu motosiklet gidiyor mu? Fiyat performans olarak baktığımız zaman kendi klasmanında veya kendi fiyat aralığındaki motorlara baktığımız zaman gayet gidiyor. Ama tabii ki bu gidiyor mu top speed kısmında yine konuşacağız. Yani bazı kesimler için ve hız arayanlar için tatmin etmeyici olabilir. Ama benim gibi biraz daha güzel gözüksün, şehir içinde bineyim diye düşünenler için gayet ideal. Gidiyor diyebilirim o anlamda. Süper. Dolayısıyla Emre gidiyor mu kısmını birkaç şey daha sormak istiyorum. Öncelikle biliyorsun Türkiye'deki hız sınırlarını baz alarak konuşmuyoruz. Bir Yunanistan gezimizde ben senin çok hızlı gittiğini görmüştüm ve aslında o Yunanistan gezisinde İvre'de en yüksek kaç gördün? Kişiye göre değişebilir ne kadar hızlı olduğunu. Benim gördüğüm maksimum hız 153'tü. Ben 90 kiloyum. 153 kilometre bölü saat bu motor için okey ama ne kadar hızlı tartışılır. Kesinlikle. Ama önemli olan tabii burada ne? 153 km bölü saati. Burada nasıl bir stabilitede, konforda gittiğin. Peki bu 150'li hızlara çıktığın zaman motor sana ne hissettirdi? Yani güvende hissettirdi mi? Özellikle bunu sormak istiyorum. Çünkü bu bir süper sport bir makine ve evet, çok yüksek hızlara çıkıldığında da yavaş gidildiği gibi aynı hissiyatı vermesi beklenebilir. Yani 140 ve üstü zaten oralara biraz geç kavuşuyor motor hız olarak ama sonrasında açıkçası çok da güvende hissettirmiyor kendisini. Genelde o hız sınırları içerisinde bulunmuyorum ben de zaten. Ama 140 ile 120 km hız arasında genelde gayet güvenli ve konforlu hissettiriyor diyebilirim. Süper. 250 SR aslında bir zamanlar benim de radarımdaydı. Benim ilk motosikletim bir RS 200'dü. Bajaj RS 200. Bu çok garenajlı olan motordan. Umarım bir gün onun da bir incelemesini çekeriz beraber, izleriz burada. Özellikle süper sport makinelerdeki arka amortisörün diğer motosikletlere göre çok daha sert olması. Arka amortisörün sert olması motosikleti biraz daha virajlarda, özellikle bu girintili çıkıntılı yollarda, arazi koşullarına benzeyen asfaltlarımızda biraz problemler yaratıyor. Dolayısıyla ikinci konuya geliyorum. Motorun amortisörleri, bu motosiklet dönüyor mu? Bu motosiklet dönüyor. Dönmesinin de yani şu an benim dönüyor dememin de birkaç
şartı var tabii. Öncelikle ben motorun alır almaz 1000 kilometre sonrasında lastiklerini değiştirdim. Üzerinde süper. Orijinal olarak CST lastikler vardı. Naylon yani, naylon lastikler vardı. Naylon dedi. Diyorlardı evet. Islak zeminde özellikle çok tehlikeli duruyordu. Güvende hissettirmiyordu beni. Anlasa geçtim Viento'ya. Gayet memnunum o anlamda. Çünkü şehir içinde kullanıyorum. İnce olmasından kaynaklı. Daha önce söyledim, lastiğini değiştirmemden kaynaklı. Biraz kıvrak bir motor bence. Görünüşüne göre, naked olmamasına karşı söylüyorum bunu. Hı-hı. Şehir içerisinde ben çok rahat istediğiniz yerlerden geçebiliyorsunuz. Gidon açısından kaynaklı da istediğiniz açıda da hareket edebiliyorsunuz. Yani bir racing motorla karşılaştığımız sürece, karşılaştırırsak gayet dönüyor diyebilirim. Süper abi. Yani özellikle bu bizim biraz tali yollara benzer asfaltlarımızdan geçerken arka amortisörün biraz sert olması süpersporttan gelen bir kültür. Çünkü işte ön tekerin çok fazla böyle dönmesi, gidonu sallaması vesaire. Hani bu konuda amatörlerin sana gittiğin yolda gidebileceğinin güvenini veriyor mu? Yani onu da şöyle söyleyebilirim. Çok kötü bir arazide mutlaka bunda bir şüphe uyandırır, güvensizlik verebilir. Ama Türkiye şartlarında normal bir asfalttan bahsedersek hiçbir zaman kullanırken o güvensizliğe ulaşmadım. Gayet memnun diyebilirim. Süper abi, süper. Vallahi dönüyor bu tarafında lastiklere çok dua edildi. Şimdi gelelim 3. bölüme. Şimdi motosiklet, süper spor, hızlı gidiyor, caddede iyi gözüküyor falan. Hani Yunanistan'da 153'ü görmüşsün. Abi peki motosiklet duruyor mu? Yani frene bastın, o durmak istediğin yeri gözün kesiyor mu abi? Onun için şöyle söyleyebilirim. Bunun iki tane cevabı var. Bir lastikten önce, yani orijinal lastiğiyle, bir de şu an taktığım yeni lastiğiyle kıyaslayabilirim. İlk aldığım zaman o güvensizliği hissediyordum. Freni, özellikle arka fren hiç hissettirmiyordu neredeyse durduğunu. Sonrasında lastiği değiştirip kullanmaya başlayınca aslında olayın çoğunluğunun lastikten de kaynaklandığını anladım. Arka yine yeteri kadar iyi olmasa da önle beraber kombine bir şekilde kullanıldığı zaman gayet, zaten çok üst düzey hızlara çıkmadığı için de seni rahat bir şekilde durdurabiliyor diyebilirim. Süper. Yani o zaman burada yine lastiğe dua ettik diyorum. Evet. Yani hiç de bizim sponsorumuz değil ama burada bayağı Anlas övdük. İyi de oldu ama hani bir motosikleti diğer piyasadaki akranlarından daha uygun fiyata alıyorsanız ve lastiklerinden emin değilseniz, Emre bu konuda güzel bir örnek. Evet. Emre bu konuda evet abi, ben bunu tecrübe ettim, gittim, aldım, sorunsuz kullanıyorum. Ben örneğin de lastik için çok fazla araştırdım. Yani bundan mutlaka daha iyi lastikler de vardır. Ben onu da fiyat performans, nasıl motor fiyat performansı olarak aldıysam, lastik de fiyat performans olarak düşünüp aldım. O yüzden memnun diyebilirim. Süper. Emre, şimdi geldik 4. konumuza. Ama 4. konuya gelmeden önce senden, yani bir kullanıcı olarak, bir müşterisi olarak, abi günümüzde bu tarz makineler özellikle ne yaptıklarıyla değil, nereli olduklarıyla öncelikle yorumlanıyorlar. CFMoto bir Çin markası, Çin menşei. Motor bloğunun bir kısmı, parçalarının bir kısmı Çin'de monte ediliyor, Çin'de dökülüyor. Dolayısıyla bununla ilgili çok fazla tabii ön yargı var. Neden? Çünkü bizim kültürümüzde Çin malı demek ucuz iş gücüyle yapılmış, ucuz dayanıksız malzeme anlamına geliyor. Evet. Tabii böyle bir ön yargı da var. Ama biz Emre'den şunu duymak istiyoruz. Abi, ben bu motoru Allah kahretsin, elim kırılaydı da gidip de şu markaya o parayı vermeyeydim. Ya da abi, yani bak böyle böyle diyorlar ama ben de böyle bir şey yaşadım. Yani hayret, hayran kaldım abi. Yani bir kuş sütüne eşlik ettiler. Her bütün problemlerimi çözdüler mi gibi senaryo var. Şimdi abi ben aslında burada sana da bunu danışmak istiyorum. Bu motosikletle ilgili yaşadığın kullanıcı bazlı iyi kötü deneyimini bana anlatır mısın? Kaç kilometreydi? 12.000. 12.000, evet. 12.000 kilometre bir kariyerin olmuş, bir tecrüben olmuş. Teknik anlamda yaşadığın bir sorun var mı? Seni memnun etmedikleri bir durum oldu mu? Öncelikle bir metaforla başlayayım. Bugün uyandığımda 2 yıl önce gitmiş olsaydım, yine aynı bütçem olsaydı, yine alacağım motor bu olurdu. Bir farkla rengini beyaz alabilirdim. O gün beyazını alamadım. O biraz içimde kaldı açıkçası. Beyazının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tabii ki mutlaka eksi yönleri vardı benim için. Onları da objektif bir şekilde söylemek istiyorum. Ama tekrar onunla belirteyim. Fiyat performans olarak baktığımız zaman bu eksi yönler biraz daha göz yumulabiliyor. Şöyle söyleyeyim eksi yönlerden. Birincisi küflenme olayı var. Daha doğrusu paslanma olayı diyeyim. Paslanma olayı var. Bazı bölgelerinde iş bidon taraflarında görürsen veya alt taraflarda yine aynı şekilde ufak tefek paslanmalar var. Bu çok rahatsız ediyor beni açıkçası. Yani
Çin malı gibi durmuyor aslında malzeme kalitesi ama orayı görünce bu harbiden Çin malıymış diye hatırlatıyor sana. Bu beni biraz üzdü aldıktan sonra. Sonrasında çalıştırdığım zaman kendi kendine istop etmeye başladı. Bunda kronik bir sıkıntı olduğunu söylediler. Garantiden değiştirdiler. Çok da fazla bekletmediler açıkçası. Bir hafta bekledim. Ama kronik sıkıntıdır sonuçta. Mutlaka diğer arkadaşlarımda yaşadığını düşünüyorum. Benim çok etkilemedi. Sonuçta bunun çözümü var. Bir haftalık sürecinde kullanabildim. Sadece kırmızıda falan durduğum zaman istop ediyordum motor. Tekrardan çalıştırıp devam ediyordum. Böyle bir sorunla karşılaştım. Onun dışında aynalardan rahatsızdım. Peki ne kadar sürede çözüldü abi bu problem? Seni arayacağız dediler. Bir hafta içerisinde de aradılar. Parçan geldi diye. Bir haftada parçan geldi yani. Evet. Yani diğer parçalar hakkında bir bilgim yok ama bu ateşleme bobini için bir hafta beklettiler evet, sadece. Yani birçok ihtimal var. Evet. Ya o parça ellerinde olmuş da olabilir. Halihazırda o var da olabilir. Ya da çok kronik bir şeyse zaten önden siparişi de geçirmiş tabii olabilir. Ama bu yani kötü tecrübene iyi bir çözüm olmuş evet diyebiliriz. Evet, paslanmaları ben de gördüm. Şikayetini anlayabiliyorum yani, çünkü motosikletler hepimizin çocuğu gibi, hepimizin ilk sevgilisi gibi, hep böyle o gözle bakıyoruz onlara ve hani böyle bir şeyle ben de karşılaşsaydım ben de hallice üzülebilirdim abi. Ne söyleyebilirim istersen? Tabii buyur lütfen, hani açık ol çünkü CM Moto ile ilgili tabii elinde ki baltalarla böyle aşağıda bekleyen bir sürü kullanıcımız ya var. Onlara biraz kozarmış gibi oluyor ama yok, hiç yok önemli değil. Ben dürüstçe sadece ne yaşadığımı tabii, söylemek buyur istiyorum. Ben dürüstçe ne yaşadığımı söylemek tabii istiyorum. Burada aynalarından memnun kalmadım. Aynalarında görüş açısı yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında ufak bir kaza atlatınca bu aynalara geçtim. Tabii bu aynalar daha kötü çıktı ama tabii kullanırken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Aynalarda çok fazla güvenmemek gerekiyor aynalara. Bir diğer kötü eksi yönlerinden biri de titreşim. Tek silindirli olmasından kaynaklı titreşimi var ve bu uzun yollarda, yani 2 saat falan kullandığım oldu motoru, uzun yolda yaptım. Yoruyor. Yani o titreşim ayaklarının altında hissettiriyor sen açıkçası. Ama şehir içinde kısa mesafelerde 10 dakika yarım saat tarzında bir kullanım varsa bir yerden sonra çok umursamıyorsunuz o titreşimi. Süper. Başka da söyleyebileceğim olumsuz tarafı yok. Vallahi benim için yani bu anlattıklarından sonra bizim 4. bölümümüzde de aslında birçok fiyat performans konusunda da birçok konuda cevap vermiş oldun. Şimdi özellikle sanırım şu anki piyasa fiyatı 0'ı 150 bin lira diyebiliyorum. Şu an 0, 150 bin lira bayi fiyatı değil mi bu? Bayi fiyatı daha ucuz olabilir biliyorsun. İkinciler daha pahalı. Bakın artık kullanıcıları bile fiyatlarını bayi fiyatları üzerinden değil de işte sarı site fiyatları üzerinden vermeye başlamışlar. Ben yanlış bilmiyorsam bir site fiyatı 120 civarı bir şeydi. Fakat işte siz de mazur görürseniz ki bulmak çok kolay değil 120 bin liraya bu cihazları. Dolayısıyla ne yapacağız? İşte hani ya ikinci el ya alternatif motosikletlere yöneleceğiz. Tabii böyle olunca da biz farklı motorlarda kariyerlerimize devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz ki bu art niyetlerin önüne geçebilir. Neyse bunu 50. defa, 100. defa, 100.000. defa konuşuyoruz. Hava da karardı. Gün de çok güzel. Serin bir Pendik sahilinde sizinle birlikte CF Moto 250 SR'ı anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum Emre. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok güzel motosikletim var. Güle güle kullan. Güle İnşallah daha uzunca kilometreler yaparsın. Önemli olan motosikletinde senin ne hissettiğin, kimsenin ne düşündüğü bence kimsenin de umurunda yani, olmasın. Son olarak şunu söyleyeyim, ben motorumdan memnunum. Ama tabii ki artık 250 cc'den yukarı çıkartmak istiyorum. O yüzden yani insanlar satıyor, alıyor. Ben de satmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu kötü olduğundan kaynaklı değil. Gayet fiyatına baktığımdan okey. O yüzden alan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Öyle diyebilirim. Teşekkürler. Adventure İstanbul'un bugünlük sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, arkadaşlarınıza WhatsApp'tan göndermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.